Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 24 Haziran'da Türkiye saatine göre gece 21.39'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Her Dolunay'da Güneş ve Ay tam karşıt açıda bulunur ve önemli farkındalık ve dönüşüm zamanlarıdır. Dolunay'ın kendi içerisinde biraz çelişkileri ve zıtlaşmaları da var. Stres ve hassasiyet de yaratabilir doğal olarak. Bu dolunay kendi içerisinde daha ılımlı, olumlu enerjiler taşıyor. Oğlak, toprak elementinin öncü niteliklerine sahiptir ve an haritasında da Oğlak Burcu yükseliyor. Ve özellikle Oğlak Burcu'ndaki güçlü sabit yıldızların da tesirini hissettiğimiz bir dolunay bu. Polis yıldızı, Denep yıldızı önemli tesirler yapıyor dolunayın enerjisine. Bu da başarı ve hırs alanlarında, özellikle kariyer başarısı, kariyer hırslarında daha tutkulu olabileceğimiz bir süreci bize gösteriyor. Evet, Oğlak liderler, yöneticilerle ilgilidir. Oğlak toplumsal konularla ilgilidir. Toplum düzeni, yapısı, kurallar, görevler, işte sınırlamalar, sorumluluklar Oğlak'la ilgilidir. Burada tabii ki tüm kurumsal yapılar, devlet ve devlete ait yapılar, otorite figürleri, büyük şirketler ve yöneticiler yine Oğlak Burcu ile ilişkilendirilir. Toprak ve toprağa ait konular, inşaat sektörü özellikle Oğlak Burcu ile alakalıdır. Ve Oğlak, Ay Oğlak Burcu'nda parlarken tabii ki Güneş de Yengeç Burcu'nda olacak. Aslında Yengeç daha duygusal, daha içe dönük, daha özel hayatımız, duygularımızla, ailemizle, yuvamızla ilgili bir burçtur. Oğlaksa toplumsal yapımız, işte kariyerimiz, toplumdaki statümüz, görevlerimiz, sorumluluklarımızla ilgili daha ciddi bir burçtur. Dolayısıyla bu Güneş-Oğlak, yani Yengeç-Oğlak çekişmesi biraz çelişkiler yaratabilir. Bir anda ailevi konularımız, işte kendimizi güvende hissetme, duygusal anlamda korunma, beslenme ihtiyaçlarımız, daha duygusal motivasyonlarımız bizi etkilerken, bir yandan da kariyerdeki çekişmeler, işte görevler, sorumluluklar, daha ciddi konular, kariyer hırsları söz konusu olacak. Özellikle duygusal baskıların ortaya çıkabileceği bir dönem tabii ki. Ay Oğlak'ta duyguları biraz geri planda tutacağı için, daha ciddi olacağı için duygularımızı baskılamak isteyebileceğimiz bir dönemde olacağız. Ancak Jüpiter'in Balık Burcu'nda olması çok yumuşak bir etki veriyor. Jüpiter Balık Burcu'nda Güneş ve Ay'la çok güzel bir açıda, bu durum bir anlayış getirecek, bir kabulleniş getirecek olup bitenlere. Büyük resme odaklanırsak, olup bitenleri anlamaya çalışırsak, sezgilerimiz ve iç sesimizi dinlersek, bu çatışmaları, bu zıtlaşmaları daha rahat çözümleyebiliriz, daha rahat dengeye ulaştırabiliriz. Her dolunay tabii bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önemlidir. En fazla öncü burçlar etkileniyor. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 3 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu dolunayın bireysel tesirleri sizin üzerinizde çok daha fazla olacaktır. 3 derece ve yakınları, yani 0 ile 7 derece arası alabilirsiniz. Özellikle öncü burçlardaki yerleşimleri bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Oğlak Burcu doğum haritalarınızda hangi evinizde ise, o ev konularının daha fazla aydınlandığını, daha fazla öne çıktığını hissedebilirsiniz bu dönemde. Tabii ki bazı dönüşümler olabilir, bazı elde edişler ve sonuçlanmalar olabilir. Özellikle son 6 aydır. Ocak ayında, Oğlak yeni ayında başlamış konular hayatımızda şimdi sonuç verecektir. Burada, bu anlamda önemli elde edişler de olabilir hayatınızda. Farkındalıklar ve dönüşümler de yaşayabilirsiniz. Toplumsal olarak baktığımızda Oğlak Burcu özellikle devlet yapılarına dikkat çeker. Devlet yöneticileri, işte liderler, politikacılar, önemli kişiler, mevki sahibi kişiler, otoriteyi elinde bulunduran kişilerle alakalıdır. Ve biraz hani daha fazla liderleri konuşacağımız, işte hükümet ve devletle ilgili yapıların belki biraz daha fazla dikkat çekici olabileceği, sadece
ülkemiz için değil, tüm dünyadan bahsediyoruz. Böyle devlet adamları ve devlet, büyük devletlerle ilgili konuların, hatta büyük şirketlerle ilgili konuların, yöneticilerin ve liderlerin belirgin bir şekilde gündemde olduğu bir süreç. Bazı liderler, yöneticiler, büyük şirketler ve devlet yapılarında önemli dönüşümler de olabilir tabii. Hiç beklemediğimiz gelişmeler de olabilir. Özellikle liderleri etkileyecek konular da devrede olabilir. Jüpiter'in balık burcunda olması genel itibariyle daha şanslıdır. Biraz daha inançların, manevi konuların etkisini arttırıyor bu dönemde üzerimizde. Kişisel hayatlarımızda bize önemli anlayışlar da getirebilir tabii ki bu. Ve yardım temalarını da öne çıkarıyor. Yani toplumsal alanlarda ihtiyaç sahipleriyle ilgilenme ya da kişisel alanlarda biraz daha etrafımızdaki kişilerin ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olma, empati yapma, yardımlaşma temaları özellikle bu dolunay kapsamında daha görünür hale gelebilir. Son birkaç haftadır daha stresli bir dönemdeydik. Bu dolunay kendi içerisindeki enerjisiyle hayatlarımızda ihtiyaç hissettiğimiz o anlayışı, o güveni, huzuru getirebilir. Çünkü su ve toprak elementinin yoğun olduğu bir dolunay haritası var karşımızda, gökyüzü var. Daha dişil bir enerjidir, daha verimli, daha bereketlidir. Bu da huzur, güven, anlayış, empati, sevgi gibi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik unsurların güçlendiğini gösteriyor. Bu dolunay emek harcadığımız konularda özellikle bu bir iş konusu olabilir, kariyer hedefi olabilir. Çabaladığımız konularda elde edişler bize getirebilir veya aile ve iş arasında bazı çatışmalar yaşıyorsak veya işte geçmişimizle geleceğimiz arasında bazı böyle belirsizlikler ve stresler söz konusuysa, otorite figürleriyle anlaşmazlıklar hissediyorsak, örneğin bu aile içerisinde de olabilir, aile büyükleriyle ilgili veya toplumsal bir yapıda kurallar, yasalar olabilir. Buralarda hissedilen güvensizlikler, çatışmalar, kriz alanlarında bazı iyileşmeler, kabullenişler, anlayışlar, yardımlar bize getirebilir. İyi bir şekilde büyük resmi görüp değerlendirebilirsek bu fırsatları da görebiliriz. Şimdi kişisel olarak nasıl etkileneceğiz? Bunları da kısa kısa yükselen burçlarınıza göre değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak dolunayı sizi kariyer hayatınızda dikkat çekici hale getirebilir. Yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Bir başarı, belki bir terfi mesleğinizde, belki ünlü olabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz durumlar olabilir. Genel olarak sizin için çok önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa daha belirleyici etkiler olabilir dolunayda. Özellikle son 6 aydır uğraştığınız işlerin karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz destekleri, bunlar maddi manevi olabilir, alabilirsiniz. Aileden de, özellikle otorite figürlerinden ve aile büyüklerinizden de bu dönem daha fazla desteklendiğinizi, daha fazla onaylandığınızı hissedebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, dolunay 9. evinizi aydınlatıyor. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, seyahatler, geziler, buralarda bazı netleşmeler olabilir. Tatil planlarınız gündemde olabilir. Öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz varsa bununla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Jüpiter'in güzel destekleri var dolunayda. Bu da sizi daha fazla motive ediyor. Bir süredir ihtiyaç duyduğunuz o güveni, huzuru oluşturabilecek bir dolunay. Çevrenizden, yakınlarınızdan, sevdiğiniz kişilerden, arkadaşlarınızdan da önemli destekler, yardımlar alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, dolunay genel olarak maddi durumunuzu şekillendiriyor aslında. Yani parasal konularda evet biraz stresler olabilir. Harcamalar, ihtiyaçlar, borç alacak dengeler, yani buralarda bazı stresler olabilir. Ama çözüm yolları da gelebilir bu dolunayda. Örneğin ihtiyaç duyduğunuz bir
krediyi almak konusunda bir desteğe, bir borca ihtiyacınız var mesela, bunu bulabilirsiniz. Ya da bir borcu ödeme konusunda kolaylıklar, yapılandırmalar olabilir. Eşinizin kaynaklarında bazı rahatlamalar olabilir. Özellikle finansal konularda önemli destekler almanız, bazı sorunları da dolunayla beraber çözüme kavuşturmanız mümkün görünüyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, dolunay ilişki alanınızı aydınlatırken uzun süreli ilişkiler, evlilik gibi konularda bazı önemli dönüşümler olabilir. Tabii ki evlilik kararı alabilirsiniz, teklif alabilirsiniz. Ya da evlisiniz, eşinizle ilgili belki hayatınızda önemli bazı kararlar alacaksınız. Bunlar bir çocuk sahibi olma da olabilir veya bazı ortaklıklar, işbirlikleri konuları olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, bunu 0 ile 6 derece arası alabilirsiniz özellikle. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Güzel bir Jüpiter desteği var. Ve Jüpiter'in şanslı açıları bu dolunayda her şeyi biraz daha iyimser ve güvenli hale getirebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak dolunayı iş hayatınız, günlük hayatınız, genel yaşamınızın düzeni, genel sağlık alanlarınızda iyileştirmeler getirebilir. Bazı düzenlemeler getirebilir, farkındalıklar getirebilir. Örneğin bir yardımcıya ihtiyacınız varsa dolunay bunu getirebilir. Size bir sağlık sorununuzu çözebilirsiniz. Belki bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Evet, Jüpiter'in balık tesiri böyle etkiler. Yani günlük hayatınızdaki günlük hayatınızı iyileştirmek adına veya renklendirmek adına hoş etkiler, destekler getirebilir size ve iş ve mesleki hayatınızda da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, dolunay 5. evinizi aydınlatırken özellikle sosyal alanda yeteneklerinizle, yaratıcılığınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Tabii ki şans faktörü de devrede. Özellikle Jüpiter etkisi işbirliklerinden, ortaklıklardan güzel fırsatlar gelebileceğini gösteriyor. Şanslar gelebileceğini gösteriyor. Eşinizle, partnerinizle de iyi bir dönemdesiniz. Bir aşk ilişkiniz varsa, bir romantik ilişkiniz, bunu evliliğe de taşıyabilirsiniz. Ya da evliyseniz eşinizle çocuk sahibi olma, bebek sahibi olma gibi konular devrede olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Onların gelişimine, eğitimine dair konular veya onlarla ilgili bir sorunu varsa onun çözümüne yönelik konularda daha şanslı etkilerdesiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlar, İşle ilgili çalışmalarınız da olabilir veya direkt finansal, parasal bazı yatırımlar olabilir. Buralarda da hızlı, şanslı gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, bir öncü burç olarak en fazla etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa bu tesirler artabilir. Ev ve yuva alanları, yaşadığınız mekanlar, aile konularında önemli tesirler var. Dolunaylar, evet, belki yerleşim alanlarımızda bazı dönüşümler getirebilir. Bu bir taşınma, yer değişikliği olabilir. Emlak almak, satmak, kiralamak gibi, hani böyle yatırımlar da olabilir gayrimenkulle ilgili. Veya evleniyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz ya da evde çalışma ortamı oluşturuyorsunuz. Tüm bunlar devrede. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onların genel düzenleri, onların sağlıkları, onlarla birlikte olabilecek paylaşımlar da bu dolunayda çok daha güçlü olabilir, aktif olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak dolunayı 3. evinizi aydınlatırken size önemli farkındalıklar getirebilir. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bir seyahat planı, bir tatil gizli planı olabilir örneğin. Evet, öğrenciyseniz eğitim hayatınızda başarılar elde edebileceğiniz bir dolunay. İş konuları ve ticari konularda da verimli anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak dolunayı bütçenizle ilgili, maddi durumunuzla ilgili, parasal kaynaklarınızla ilgili önemli farkındalıklar getiriyor. Aslında bu dolunay dengeleyici bir dolunay. Parasal ihtiyaçlarınız varsa, bütçenizin desteklere ihtiyacı varsa bunu sağlayabilir. Bir iş olabilir mesela, kazanç getirecek size.
veya kaynaklarınızı dönüştürerek, yani bir arsanın, bir evin satılması, kiralanması olabilir, size ait veya aileye ait olabilir. Bunun size maddi destekleri olabilir veya bir iş kurmak için yine destekler alabilirsiniz. Genel olarak daha uzun vadeli ama yapıcı bir şekilde mali durumunuzu etkileyecek veya var olan sorunları çözebilecek gelişmeler olabilir. Evet sevgili oğlaklar, siz başroldesiniz tabii ki. En önemli etkiyi siz alıyorsunuz. Önemli farkındalıklar dönemi her dolunayda olduğu gibi. Özellikle 21-28 Aralık arası doğan oğlak burçlarımız daha güçlü tesir alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa, öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirler daha da artacaktır. Gerek ilişkilerinizle ilgili, gerek kariyerinizle ilgili daha hırslı, daha tutkulu olduğunuz bir dönemdesiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz yatırımların, yapmış olduğunuz çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Dolunay sizi aydınlatırken başkaları tarafından da fark edilmenizi, dikkat çekici olmanızı sağlayabilir. Güzel bir Jüpiter desteği de var. Güneş-Jüpiter üçgeninin muhteşem açısı. İlişkilerden, partnerinizden, ortaklıklardan da bu dönemde daha iyimser etkiler veriyor size. Hayata biraz daha büyük, daha geniş perspektiften bakarsanız önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Hedeflerinizi biraz büyütün, daha uzun vadeli hedeflerinize ulaşın. Sezgilerinizi kullanın, değerlendirin. Gerçekten güzel açılımlar olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, dolunay 12. evinizi aydınlatırken gerek iş hayatınız, çalışma konularınız, gerek kendinizle ilgili, gerek sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar getirebilir size. Biraz gizli olan, bilinmeyen konular da aydınlanabilir bu dönemde. Bu nedenle hayatınızı iyileştirmek için ya da iş hayatınızdaki veriminizi arttırmak için önemli dönüşümler de söz konusu olabilir ki bunlar olumlu olacak gelişmeler. Alacağınız farkındalıklarla veya sezgisel olarak elde edeceğiniz bu farkındalıklarla beraber kendinizi, sağlığınızı, iş koşullarınızı iyileştirebilirsiniz ve özellikle kazançlar alanında da önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, oğlak dolunayı daha önceden başlamış projelerinizi sonuçlandırırken sizi hedeflerinize ulaştırabilir. Bazı dileklerinize kavuşabilirsiniz. Bazı hayalleriniz de gerçek olabilir. Çünkü Jüpiter sizin burcunuzda ve bu dolunayla çok güzel bir temasta. Bu şans demek, fırsat demek. Hayata daha iyimser, daha güvenli bakabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve tabii ki sosyal çevrenizden de destekleniyorsunuz. Bu dönemde özellikle iş hayatınızdaki emeklerinizin karşılığını alabilir, alkışlanabilir. Güzel bir belki maddi manevi ödül alabilirsiniz. Bu bir ünvan da olabilir, bir statünüzde güzel bir yükselme de olabilir, yeni fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Ekip çalışmalarında, özellikle organizasyonlarda dikkat çekebileceğiniz bir dönem, liderlik de yapabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizden de geri dönüşlerin çok güzel olacağı bir süreçtesiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.